İnanılmaz dijital sirk. Glitch kanalı içerisinde Goosebox isimli birinin yarattığı animasyon serisi. Bu animasyon serisi YouTube üzerinde 200 milyondan fazla izlenme sayısına sahip ve bu serinin YouTube Türkiye'de de bayağı bir fanı bulunuyor. Bu animasyon serisinin ilk tepkileyenlerden biriyim ben de ve bugün size dijital sirkin ikinci bölümünün ne zaman çıkacağını, çıktığında da nelerin olacağını anlatacağım. Elimde olan gerçek kanıtlarla size olabildiğince doğru bilgi sunmaya çalışacağım. Siz de emeğe karşılık olarak abone olursanız ve video 10 binden fazla beğeni atarsanız çok sevinirim. O zaman iyi seyirler. Öncelikle biliyorsunuz dijital sirk büyük bir başarı yakaladı. Bu başarı o kadar büyük ki artık sayamıyorum çünkü 200 milyondan fazla izlenmelere sahip bu yaptıkları video, yaptıkları animasyon. Ve bunlar bir ekip olduğu için gayet iyi bir başarı yakaladılar. Peki başarı yakaladılar, okey, ne kadar para kazandılar bu videodan? Birinci bölümden sadece reklam geliri olarak 1 milyon dolar kazandılar. Artı olarak merchleri sayarsanız ki peluşlar falan filan çok iyi bir karları oldu bu animasyondan. Adamlar bu animasyona bayağı para döktükleri için ve bu emeklerin karşılığını aldıkları için hani muhtemelen ikinci bölüme yeşil ışık otomatik yanıyor. Biliyorsunuz yapılan bir içeriğin devamlı gelmesi için bir yeşil ışık yanması gerekiyor ki güzel bir etkileşim almaları lazım ki güzel bir etkileşim aldılar. Etkileşim yanında hani gelir olarak diye bir gelir elde ettiler ve kazandıkları paralar daha da artarsa yeni bölümler daha hızlı gelecek. Kısacası yeşil ışık ikinci bölüme yandı. Dijital Sirk'in birinci bölümünün yapımı 1 yıl sürdü. İkinci bölüm ne kadar sürecek? Emin olun ikinci bölüm daha kısa sürecek. Çünkü yapımcıları bu potansiyeli fark etti animasyondaki. Yakaladıkları en büyük başarılardan biri ki en büyük başarı muhtemelen. Bu başarıyı güzel değerlendirmek isterler ve uzun sürelerde yeni bölümler atmak istemezler. Daha kısa sürede gelecektir. Ancak muhtemelen ikinci bölüm birazcık geç olabilir çünkü bölümlerin yapımcısı Glitch ekibi önce Murder Drones gibi serilerle ilgilenecektir. Bana sorarsanız dijital sirkle ilgilenmek daha mantıklı olur. Murder Drones'u biraz da ertelemek daha güzel olabilir çünkü asıl hype, asıl etkileşim bence şu anda dijital sirkte. Tabii Murder Drones'ta da var ama o Glitch ekibinin bileceği iştir. Ama bunun iyi yanı bu projeler iyi getiriler getirince dijital sirkin ikinci bölüm daha hızlı gelebilecek çünkü Murder Drones'u yayınladığında da büyük bir gelir elde ediyor ve bunu da dijital sirk içinde kullanabilecekler. Dijital sirkin ikinci bölüm peki ne zaman gelecek? Bana sorarsanız bence birkaç ay sonra Dijital Sirk'in ikinci bölümünü izleyebileceğiz. Çünkü mesela kendileri yeni gelecek olan Murder Drones bölümleri için hep fragman yayınlıyorlar. Hani bölümden önce fragman yayınlıyor, bu normal olan bir şey. Fragmandan sonra da videolar bir süre sonra yayınlanıyor. Dijital Sirk bir fragman yayınlamadı ama yayınlayacak. Filmlerden veya dizilerden önce fragmanlar olduğu gibi Dijital Sirk ikinci bölümden önce bir fragman yayınlayacak. Bu fragmandan birkaç ay sonra da yeni bölümün gelebileceğini düşünüyorum. Bu arada muhtemelen ikinci bölümü Ocak ve Şubat aylarından daha sonra yayınlarlar. Çünkü zaten Ocak ayı bitti. Şubat'ta da yayınlayacaklarını sanmıyorum. Belki Mart'ta da yayınlamazlar çünkü yapımcıların para kazanması lazım bu animasyonlardan ve YouTube'da Ocak, Şubat gibi aylarda gelirler düşüyor. Bu yüzden yüksek olduğu bir zamanı bekliyor olabilir Glitch ekibi. Tahmini çıkış tarihinde Ekim diyebiliriz bence. Biliyorsunuz ki Dijital Sirk'in yazarı Gooseworks isimli bir kadın. Bu kadına ikinci bölümle alakalı sorular soruyorlar ve o da cevap veriyor. Ben bu soruların hepsini buldum ve cevapları birlikte şimdi size söyleyeceğim. Çok önemli bilgiler de var içerisinde. Öncelikle Gooseworks'a soruyorlar. Soruda ise her karakter özel bölüm gelecek mi oluyor? Gooseworks da evet diyor. Soruyu soran kişi ikinci bölümde kime odaklanacağız diyor. Gooseworks da hiç görmediğimiz biri diyor. Yani Dijital Sirk ikinci bölümde çok farklı yüzler göreceğiz. Özellikle hiç görmediğimiz biri diyor. Kim olabilir diye düşündüğümüz aklımıza kimse gelmiyor çünkü birinci bölüm bakınca hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Görmediğimiz çok farklı bir yüz göreceğiz. Hiç tanışmadığımız birisi. Yine Gooseworks'a bir soru daha soruluyor. İzleyici kitleniz hakkında ne düşünüyorsunuz ve hedef yaş kitleniz var mı? Gooseworks da sonraki bölümler genç çocukların alınmayacağı bir gösteri olacakmış diyor. Bundan ne çıkarmamız lazım? Hani daha karanlık, daha korkunç sahne olacak. Küfür vesaire kullanamazlar çünkü sarı dolar yerler. Küfür, ağır şeyler falan koyarlarsa doğru düzgün para kazanamazlar. Hani bu da yeni bölümlerin gelmesini aksatır. O yüzden en fazla kar elde etmeye çalışırlar. Bu yüzden kullanmazlar küfür müfür ama biraz daha karanlık, biraz daha korkunç sahne koyabilirler. Kara mizahın ve yetişkin göndermelerin dozunu aşmadan şakalar yaparlarsa zaten bir sıkıntı çıkmaz. Ama bu açıklama bize ikinci bölümde daha çok yetişkin göndermelerinin olacağını gösteriyor. Ebi312 Gooseworks'a bölüm 2 hakkında ipucu verebilir misin diyor. Gooseworks ise henüz kimse ikinci bölüm neyle ilgili olduğunu tahmin etmeye bile yaklaşamadı diyor. Ayrıca kendileri ikinci bölüm hakkında yapılan teori videolarını izlemiyorlarmış. Hani ikinci bölümde şu olacak bu olacak diye yabancı kanallar teori videoları yayınlıyormuş ama Gooseworks yazar izlemiyormuş bunları. Başka birisi yine Gooseworks'a bir soru daha soruyor. Sürekli aynı içerikleri spamlayan yani content farm kanalların çıkardığı Kay'nin kadın hali hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu sorunun yanında bir soru daha soruyor. Ayrıca sonraki bölümde hiç tanışmadığımız birini göreceğiz demiştiniz. Bu bir yapay zeka mı yoksa bir insan mı olacak? Gooseworks ise sadece birinci soruya yani Kay'nin kadın haline cevap veriyor. Onu görmedim deyip sonrasında dalga geçiyor bu olayla alakalı. Gooseworks'un ikinci soruya yani ana soruya cevap vermemesi gerçekten garip. Çünkü asıl olay bu yeni gelecek olan ve hiç görmediğimiz karakter olan kişinin yapay zeka mı yoksa insan mı olması. Yeni bölümde yine Pomni gibi dijital sirke düşmüş
düşmüş aynı bize benzeyen biri gelebilir. Belki Pomni'nin kötü hali veya tam tersi de olabilir. Belki de Goosewalks'un cevap vermediği gibi yapay zeka da gelebilir. Hiç bilmiyorum burayı. Sonraki soru gerçekten de çıkış tarihçisinden önemli bir soru. Birisi Goosewalks'a sonraki bölüm için müzikler hazırlandı mı diyor. Goosewalks ise hala hiçbir müzik yazılmadı diyor. Bu cevaptan iki olasılık doğuyor. Ya müzikler ayarlamak bölüm bittikten sonra yapılacak şey, yani en son basamak oluyor, ya da biz yeni bölüme hiç olmadığımız kadar uzağız. Ama bence son basamak olabileceği için müzikler şu anda müzik yazılmamış olabilir. Yani o kadar uzak olduğunu sanmıyorum ben ikinci bölümün. Peki, sonraki bölüm neyle alakalı olacak sorusunu soruyorsunuz değil mi? Bir kişi tam da merak ettiğiniz soruyu Goosewalks'a soruyor. Ve Goosewalks da güzel bir cevap veriyor. Depresyon. Evet, Dijital Sirk'in birinci bölümünün sonunda Pomni'nin yavaş yavaş çıldırdığına dair bir sahne vardı. İkinci bölümde de Pomni'nin girdiği depresyonu göreceğiz muhtemelen. Ama buradaki depresyonun çok büyük bir depresyon olmayabilir. Pomni bir süre üzülebilir, sonra düzelebilir. Hani çok büyük bir depresyon dönmeyebilir. Ama direkt ana tema da bu olabilir. Bilmiyoruz burayı. Sadece cevaptan çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Birisi Goosewalks'a yeni gelecek bölümü tek kelimeyle açıklasaydınız o kelime ne olurdu diye soruyor. Goosewalks uzun uzun kelimeler yazıyor. Erkek, damn, oh, ha ha ha, silahlar, ha, oh ve ne diyor. Biliyorum hepsi birbirinden alakasız ama direkt dikkatimizi çeken erkek, silahlar ve ne oluyor. Erkek kelimesi belki yeni gelecek olan karakterin cinsiyeti olabilir ki ben direkt burada bunu söyleyeceğini sanmıyorum. Hani bu sorudan önce hiç görmediğimiz karakter diyor, sonra da erkek diyor. Hani bu onunla alakalı olacağını ben sanmıyorum. Bu yüzden kadın olabilir yeni karakter. Silahlar ise bölümleri daha dişkinleştirmeye veya işte silahlar patlamalı şeyler falan olabileceğini gösteriyor olabilir. Ama dediğim gibi para kazanmak için o dozu aşmadan yapacaklarını düşünüyorum o göndermeleri veya olacak şeylere. Ne kelimesi de muhtemelen tüm evreni sorgulayacağımız bir sahne olabilir. O yüzden öyle bir kelime kullanmış olabilir. Sonraki soruda soruyu soran kişi sonraki bölümlerin geliştirme aşaması ne durum diyor. Hani ne durum diyor, ne zaman gelecek diyor sonraki bölümler diyor. Goosewalks'ta hepsi en azından yazıldı diyor. Bundan şunu anlamalıyız ki hani hikayeleri bir nevi yazılmış çoktan. Goosewalks dediğim gibi bu bölümleri yazan kişi, bu bölümleri yazıp çizdikten sonra bir de Glitch ekibinin elinden geçiyor bölümler. İşte avukatı, cartı, curtu, her şey herkes inceliyor burada. Hani koca bir ekipten onaylanınca animasyonun son hali çıkıyor. İşte sarı duvar yedirecek bir şey vardır, kesilir, kaldırılır. Uygun olan bir yer vardı, kaldırılır. Yani bu söylediklerimden değişiklikler olabilir. Ama güzel gözüküyor şimdiden bölüm. Peki, Kinger karakteri dışındaki delirmeye en yakın kişi kim? Cevap olarak Goosewalks, sana söylesem bana inanmazsın diyor. Bu cevaptan şunu anlıyoruz. İkinci bölümde en aktif, en mutlu olan kişilerden biri aynı Kinger gibi, ki Kinger delirmiş birisi tipinden anlarsınız. Aynı Kinger gibi sonraki bölümde depresifleşip delirecek. Bu muhtemelen Ragata ya da Gengul olabilir. Bunu neden söyledim derseniz, Goosewalks diyor ki sana söylesem bana inanmazsın. Yani çok aktif birisi, çok mutlu birisi delirmiş. Kim olabilir? Gengul olabilir. Gengul çok masum ve kırılgan biriydi, ağlıyordu. Veya Ragata da çok mutlu biri olabilir. Çünkü en son glitchlenmişti. Olabilir yani, bu ikisinden birinin olması çok muhtemel. En önemli sorulardan biri de şu ki, burada size sorduğumuz soruları karşı verdiğiniz cevaplar hikaye dahil, yani gerçek bilgiler mi yoksa yalan mı söylüyorsun? Goosewalks ise çok garip bir cevap veriyor. Bazen eğlenmek için yalan söylerim diyor. Ablacığım sen şaka mı yapıyorsun? Sabahtan beri hikayeyi kafamızda birleştirmeye çalışıyoruz. Yani sen iyi misin? Neyse sakin olun. Bu şu anlama geliyor. Bu videodaki birkaç bilgi yanlış çıkabilecekken birkaç da doğru çıkabilir. Belki hepsi doğru, belki de hepsi yanlış. Yani burada bir oyuna getiriyor bizi. Belki de burada da yalan söylüyordur. Yani bu cümle de yalandır. Ama dediğim gibi bölüm gerçekten de güzel duruyor. Dijital Sirk'in ikinci bölümle alakalı yeni bir bilgi geldi. Zaten direkt size aktaracağım. Ben bulabildiğince bilgi toplayıp şu an size birleştirip bir video sunuyorum. Ya güzel bir video bekliyoruz. Güzel bir animasyon bekliyoruz. Dijital Sirk'in ikinci bölüm çıktığı gibi umarım dublajlı gelir. Dublajı yapan Orion Records'la bir bağlantım, iletişimim yok. Soramıyorum. Ancak bu videoyla sormuş olayım. Bölüm çıktığı an dublajlı mı gelecek yoksa bir süre sonra mı dublajını yapıyorsunuz? Hani denk gelen biri olursa o ekipten yazarsa çok seviniriz. Bu videoda onlara ulaştırırsanız daha güzel olur. Hem Dijital Sirk ikinci bölüm bekleyenler mutlu olur. Her neyse, bölüm geldi gibi videosunu çekeceğim zaten. Tepkisini çekeceğim. Siz abone olun. Videoda 10.000'den fazla beğeni atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.